İçerisinde tam donanımlı tiny house'ların olduğu müstakil tapulu yepyeni bir tiny house köyü keşfindeyim. Bursa İznik'teyim. Buyurun, hazırsanız keşfimize başlayalım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Böyle güzel bir Bursa İznik havasında sizin karşınızdayım. Sabah biraz hava serindi ama şimdi çok güzel. Mis gibi. Birazdan hatta ceketimi çıkarabilirim bile. Açılışta Tiny House Köyü projesinde olduğumdan bahsettim size zaten. Bir Tiny House Köyü projesinden arsa aldığınızda ilk ihtiyacınız olan şey ne olur? Cümlenin içinde gizli aslında. Tiny House. Tiny House alırken de sancılı bir süreç bizi bekliyor oluyor. Yani önce bir arsaya karar veriyoruz. Sonrasında Tiny House'ı hangi firmadan almaya da karar verme süreci sıkıntılı olabiliyor. Yani ben alan arkadaşlarımdan, alan takipçilerimden biliyorum. Bu projede buna da çözüm bulmuşlar. Tiny House da size arsayla birlikte veriliyor. Bitmedi. Bunun yanı sıra Tiny House'un iç eşyaları da donanımlı bir şekilde size teslim ediliyor. Neler var? Onların hepsini videonun içerisinde detaylı bir şekilde değineceğiz ama beyaz eşyası, koltuk takımı gibi böyle ilk olarak yaşama dair ihtiyacınız olan her şey Tiny House'un içinde olmuş oluyor. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki bir başka sancılı süreç işte peyzaj düzenlenmesi oluyor. Bahçe gerçekten oldukça zor. Kendim yaşadığımdan dolayı biliyorum. Hatta benim tiny house'umun bahçesi hala tam olarak bitmedi. Kendim yaptığımdan dolayı. Burada profesyonel olarak peyzaj işleriniz de düzenlenmiş olarak size teslim ediliyor. Bir de bonus olarak bahçenizde size özel havuzunuz da var. Bir tiny house köyü projesinden daha başka ne beklenir? Modsis ve Oğuzhan Mühendisliği'nin birlikte işbirliğiyle oluşturduğu bir proje arkadaşlar. Size de göstermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun Oğuzhan Bey ile birlikte projenin detaylarını inceleyelim. Evet, işin uzmanı, proje yöneticilerinden bir tanesi Oğuzhan Bey ile birlikteyiz arkadaşlar. Oğuzhan Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Projenizden bahsediyor olacağız bu videonun evet. İçerisinde. Öncesinde sizi tanıyabilir miyiz? Biz Oğuzhan Mühendislik olarak Orhan Gazi ve İznik'te yaklaşık 20 yıldır inşaat ve emlakçılık sektöründe faaliyet vermekteyiz. Bu parsel de bizim kendi projelerimizden olduğu bir parsel. Şu an İznik'in Hacı Osman Köyü'ndeyiz. Burası 1000 rakım, havası çok güzel bir yerdeyiz. Bu parsel 15.800 metre. Kare. Toplam 50 adet müstakil tapu mevcuttur. Şu an biz 8 numaralı parselin içerisindeyiz. Brüt olarak 313 metrekare olup net kullanım alanı 250 metrekaredir. Bu brütle net arasındaki fark da yollardan ve çocuk oyun alanları, kapıcı dairesi ve ortak alanlardan oluşuyor. Bu projenin içerisinde tiny house, havuz, bahçe düzenlemesi, A'dan Z'ye her şey mevcut. Misafirlerimiz sadece valizleriyle gelip yerleşebilirler. Kendi evlerine. Evet. Kendilerinin oluyor. Evet. Müstakil tapu dediniz. Bu müstakil tapuyu biraz açalım istiyorum ben. Dinleyebilirsiniz. Evet. Bilir miyiz sizden? Nedir müstakil tapu? Bu müstakil tapu yönetim planı mevcut burada. 50 adet. Herkes 1/50 oranında hisseye sahip. Burada müstakil tapu mevcut. Hepsinin bağımsız bölüm numaraları mevcut. Mesela bu parseli alacak kişinin tapusunda 8. bağımsız bölüm yazıyor. Anladığım kadarıyla bildiğimiz tapu dairesinden alabileceğimiz bir tapu değil Bu parselin tapusunu kişi tapu dairesinden vereceğiz. Tiny House'un ruhsatını da notereden alacak. Yani elinde 2 tane resmi belge olacak bu parseli satın alan kişi için. Harika. Arsayla ilgili değil mi bu evet. Tapu? Arsaya ait tapu mevcut. Hı-hı. Zaten 50 tane tapumuz var. Hı-hı. Kişi kaç numara parseli alırsa o parsele ait tapuyu kendisine tapu dairesinde teslim edeceğiz. Tamamdır. Süper. Bu konuyu da öğrendiğimize göre biraz daha detayına inelim istiyorum. Mesela buradan projeden bir paketi aldık. Paket diyorum ben. Çünkü sadece arsa değil. Havuz var, ev var. İçerisinde biliyorsunuz bir sürü şey var. Bir paketi satın aldığımızda şu anda bu gördüğümüz şeyler bize teslim ediliyor değil Tabii, mi? Her şey burada var. Örnek bahçe aslında burası evet, arkadaşlar. Burası bir nevi örnek daire gibi oldu. Burada gördüğünüz her şey paketin içinde. Veranda da dahil değil Tabii, mi? Tabii veranda, havuz, çardak, salıncak, barbekü alanı, ağaçlar, çim her şey dahil. Bu şu an 1+1 modelin içerisindeyiz. Modsis'le beraber işbirliği içerisinde olduğumuz için Modsis'le iletişimde kalarak 2+1, 3+1, gerekirse 4+1 bu çeşitlendirilebilir. Bana 250 metrekare az geldi derseniz hemen bitişindeki parseli de birleştirebiliriz. Hı hı. Ama sadece arsa satışımız yok. Yani tiny house içerisinde sadece arsayı büyütme şansınız mevcut. Ha tiny house almayayım da ben kendi tiny house'ımı
getireyim de sadece arsa alayım düşüncesine cevap burada yok. Yok maalesef. Çünkü burada biz Motsis'le beraber işbirliği içerisinde. Bizim çözüm ortağımız Motsis. Bir örnek olacak yani burası arkadaşlar. Görüntü olarak da güzel olacaktır aslında. Bütün tiny house'lar aynı renkte, aynı tonda, aynı firmadan çıkmış. İşte kimisi 1+1, kimisi 2+1, kimisi de 3+1 şeklinde değişkenlikleri olacak. İhtiyacı yönelik olacağı için kişinin ihtiyacına göre. Şimdi burası Gölcük üzerinden gelindiğinde 1 saat mesafedeyiz İstanbul'a. İznik üzerinden tarihi İznik'ten gelince de 1 saat mesafedeyiz. İznik'ten ve İstanbul'dan buraya ulaşmak çok kolay. Misafirlerimizi bekliyoruz. Bu işin içerisinde olan birisi olarak direkt aklıma şöyle bir soru geldi. Projeyi aldığımda burayı günlük konaklamaya verebilir miyim? Şimdi kişi gerekli şartla, gerekli belgeleri, çünkü bunlar resmi belgelerle oluyor. Belgeleri tanıdıktan sonra kiraya verebilir. Ama burada bir site olduğu için burası. Site sakinlerine de düşünerek hareket etmek lazım. Muhtemelen yönetimle ortaklı olarak alınacak bir karar bu. Tabii şimdi burası atıyorum 7-24 burada yaşanmazsa eğer hak sahipleri 50 kişi yılın belli aylarında gelecektir. Yönetimle ortaklaşa karar alıp komple de kiraya verilebilir. Yani bu yönetimle kişiler arasında olacak bir şey. Yani bu kısma biz karışmıyoruz. Evet, tamamdır. Herkes böyle bir karar verirse olabilir. Neden olmasın? Yaşayacağız derlerse de yaşamak için de çok güzel bir yer ya. Karşı taraf yemyeşil bu arada şu anda. Drone görüntüleriyle size oraları gösteririz. Arka taraf da yemyeşil. Evet, arkamız orman. Şu an köy içerisindeyiz. Ha, hemen yan tarafımız köy bu arada. Evet, Hacı Osman Köyü'ndeyiz. Yan tarafımızda komşu parseller mevcut. Arkamız orman. Yani herhangi bir problem yaşanmaz güvenlik açısından da. Zaten site olduğu için buranın kapıcısı olacak. Kapıcı burada olacağı için gerekli anlaşıldığı takdirde çimlerinizi, ağaçlarınızı, bakımlarını, her şeyini yapacaktır. Osman Mühendisliği sanırım ilk projesi değil. Değil mi Osman Bey? Biz 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. İnşaat ve emlak alanında hizmet vermekteyiz. Bu bölgede İznik ve Orhangazi, Gemlik bölgelerinde arazi alım satımları yapmaktayız. Orhangazi ve İznik'te de inşaatlarımız mevcuttur. Apartman daireler ve inşaat daireleri yapmış bulunmaktayız. Bizim de böyle bir arsamız olduğu için İstanbul'da şehrin hayatına uzaklaşmak isteyen kişiler için böyle bir çalışma içerisine girdik. Evet, harika. İstanbul'a hitap ediyor, Bursa'ya hitap ediyor, Ankara'ya hitap ediyor. Burası hepsine hemen hemen İstanbul'la Ankara'ya mı aynı mesafede burası ortalama? Şimdi burası tam ortada kaldığı için Gölcük'ten İstanbul'a 1 saat mesafede. Bursa'ya da 1 saat mesafe uzaklıktayız. Ha, okey. Bursa ile İstanbul'un mesafesi aynı. Ankara bir tık daha uzak herhalde, değil evet, mi? Evet. Tamamdır. Olsun, böyle güzel bir yer için gelinir. Hafta sonları bile kaçabilirsiniz buraya aslında. 1 evet. saat mesafe çok güzel. Örnek bahçemizdeyiz. Dedik tabii ki örnek evimizi de gösterelim istedik size arkadaşlar. Aslında bu evi daha önce benim kanalımda göstermiştik. Motsis'te videolar çekmiştik ama o videoları izlememiş olanlar için, kaçıranlar için yeniden gösterelim istedim. Motsis'in tasarımlarına bayılıyorum ben. Hepsinin ön cephesi böyle komple cam oluyor arkadaşlar. Bahçeyle, doğayla iç içe oluyorsunuz bu ön cephe sayesinde. Evet. Bu modelin adı neydi? Bu X-Large modeli, 1+1 model. 2+1, 3+1 olarak genişletilebiliyor. Ama hemen tasarımları ve renk tonları bu eve benzer oluyor değil mi? Birebir aynı. Mesela burada artan odalar yatak odası olarak artıyor. Gökyüzüne bakan penceremsi mevcut. Evet. Mobilyalar her şey dahil. Bu oda da zaten sizin de belirttiğiniz gibi içeriden çıkan bir oda. Motsis'e özel bir tasarım. Aa, bir dakika, ben bundan bahsetmedim. Ben ön cepheden bahsettim. İyi ki değindiniz buna, atlamayalım. Bu oda arkadaşlar bir mekanizmayla dışarıya çıkarılabiliyor. İsterseniz de içeri alabiliyorsunuz ama bu şekilde kullanımı çok daha güzel tabii ki. Yani öyle bir özelliği var. Motsis'e gidip bu tarz evleri yakından inceleyebilirsiniz. Salonu gördük. Evin içinde başka neler var? Açık alan bir, çok şık bir mutfak var. Yatak odası bulunuyor. Banyo tuvalet kısmı var ve bir de depolama alanları bulunuyor arkadaşlar. 2+1, 3+1 olarak da ekstra yatak odaları olacak şekilde devam ediyor evet. değil mi? Evet. Yani 2+1 modelle 2 tane yatak odası ve salon mutfak beraber. 3+1'de 3 yatak odası. 1+0 modeller de var ama 1+0 modellerinde biraz küçük olduğu için biz burada daha çok 1
artı 1, 2 artı 3 artı 1 olarak düşünüyoruz. Bence iyi de düşünmüşsünüz. Çünkü burası videoda da söylediğim gibi lüks bir konsept. Tabii burası yani villa konforu yaşıyorsunuz. Konumu olarak da insanların hafta sonu vakit geçirebileceği bir yer. İnsanın kendine ait böyle bir yer olması istedikleri için biz de insanlara bu şekilde hizmet vermek istedik. Harika. Evin içinde neler olduğuna ben ufak ufak değindim ama detaylı bir şekilde de sizden dinleyelim istedim. Tabii mutfak alanında bulaşık makinesi, ocak, buzdolabı, mikrodalga, bütün beyaz eşyalar mevcut. İç kısımda da saklama alanında çamaşır makinesi mevcut. Yani klima. Klimalar mevcut, televizyonumuz mevcut. Yani bütün beyaz eşya A'dan Z'ye hepsi mevcuttur. Bunların yanı sıra koltuk takımları da var tabii, değil bu, mi? Bu videoda atlamayalım, her şeyi söyleyelim. Tabii bu videoda gördüğünüz televizyon ötesi, koltuk, yatak. Yani buradaki her şey dahil içinde. Yani dışarıdaki havuz vs. her şeyimiz dahil bu projede. Gördüğünüz her şey size teslim ediliyor arkadaşlar. Far from home and horizon looking like a sunset dream. In our talking. Evin içindeki detaylara değindik. Bahçedekilere de tek tek evet. değinelim istiyorum ben. Ahşap bir salıncak. Yanında çardak bulunuyor. Güzel bir barbekü var orada görüyorum. Evet. Barbekü var. Biraz da retro bir çeşme yapmak istedik. Yani ben şey zannettim. Örnek bahçe için öyle koydunuz zannettim biz ama. Biz burada yani müşterilerimiz için örnek her şey olsun istedik. Çeşme siyah olmaz, kırmızı olur. Buranın güzelliği kişiselleştirebilir olması güzel. Projeyi teslim olarak şimdi biz birinci etapın ilk örnek dairesindeyiz. İlk olarak birinci etabı bitireceğiz. Yani etap etap aşağı ineceğiz. Mobilyalar kahverengidir. Beyaza çevirebilir. Yani o şeyler o konuda yardımcı olacağız. Hem bugün anlaştık diyeyim. Bir ay içerisinde teslim ediyoruz. Aa, sorumu sormadan siz cevap verdiniz. Bir ay içerisinde teslim ediyorsunuz. Genel olarak projenin teslim tarihi nedir? Ben şu anda sizinle anlaşırsam bir ay sonrasında teslim edebiliyor musunuz bana? Evet yani 7 numaralı parsel hemen yanındaki parseli yani bu parseli almak isterseniz bir ay içerisinde teslim edebiliyoruz. Ama alt parseller için birinci etabın, ikinci etabın yani sırayla teslim bekleyeceğiz. Projenin komple bitiş tarihini ne öngörüyorsunuz? Biz bir sene içerisinde bu projeyi komple bitirmeyi hedefliyoruz. 50 tane misafirimize burayı teslim edip yönetimini belirleyip kendilerine huzurlu bir yaşam diliyoruz. Harika. Bence güzel bir zaman dilimi. Projeden detaylı bir şekilde A'dan Z'ye bahsettik. Projenin adından bahsetmedik. Projemiz Derin Doğa İznik Hacı Osman projesidir. Doğanın içerisinde olduğumuz için ortaklaşa böyle bir isimde karar kıldık. Çok güzel olmuş bence isim. Gerçekten derin derin doğanın içinde hissediyorsunuz kendinizi buradayken. Evet. Peki projeye size nereden, nasıl ulaşabilirler? Bize telefon numaralarımızdan, Instagram'dan ve Modsys üzerinden bize ulaşabilirler. Açıklama kısmına bırakalım o zaman. Derin Doğa Evlerine, Derin Doğa Evleri diyorum evet, değil mi direkt? Derin Doğa Evlerine ulaşabileceğiniz, Oğuzhan Mühendisliği, Modsys'e ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri her zamanki gibi açıklama kısmında arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce şu önemli detaya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Burası bir kooperatif projesi değil, direkt müstakil tapulu bir proje. Evet, yani burada özellikle belirtmek istediğimiz bu projenin güzel yanı da herkesin şahsi tapusu olacak. Kooperatifle alakası yok. Kooperatife üye olma vesaire öyle şeyler yok. Tapu dairesine gideceğiz. Sizin adınıza istediğiniz parselin tapusunu size teslim edeceğiz. İki projenin de aslında iki oluşumunda olumlu olumsuz yanları var açıkçası. Ben de bir kooperatif üyesi olarak benim arsam, yani benim arazim diyeyim daha doğrusu Akyaka'daki arazim kooperatif. Onun da olumlu yanları var. Bu projenin de olumlu yanları var. Ama tabii ki müstakil tapunun olumlu yanları daha fazla arkadaşlar. Daha kafanız rahat olmuş oluyor. Öyle. O zaman videomuzun kapanışını yapalım. Güzel bir proje daha size göstermiş olduğumu düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı olmuş olur. Bir sonraki videolarımda, keşiflerimde yine görüşelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.